Salkaman'ın Taneleri beni çok ağlatan bir filmdir. Hala seyrettiğimde inanılmaz içimi dağılıyor ve Zehra çok yeni doğmuştu. 3 aylıktı ve ben hala Zehra'yı emziriyordum. Buna rağmen büyük adaya gidip geliyordum. Bu böyle bir fedakarlık asla yapmazdım ama hikaye için yaptım. Zuhal'in oynadığı rol aslında bana aitti o filmde. Bana öyle gelmişti senaryo. Fakat ben Nora'yı okuyunca bu filmde ya Nora'yı oynarım ya da oynamam demiştim. Onlar da bir süre olur mu ama işte bunu Zuhal Hanım çalıştı, o bakıyor buna. Sonra Zuhal'le konuşmuşlar. Zuhal de madem bu kadar çok istiyor, seve seve demiş sağ olsun. Rolleri değiştik. Sonra ben Nora'yı oynadım. Ondan sonra çok keyif aldım. Çok etkiler o film beni. Çok etkiler. Hele ki filmin içindeki müzikler. Aman Allah'ım, o klarnetin sesi. Oyuncular zaten hepsi çok başarılılar. Benim hakikaten benim sinemalarım, hani içimi dağlayanlar, Salkıman'ın Taneleri, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Bir Kırık Bebek, böyle gider uzun bir gece. Yani çünkü gerçekten şu yüreğimi dağlayan filmlerden bir tanesidir. Salkıman'ın Taneleri'ndeki Mardin sahneleri de beni çok etkilemişti. Çünkü Mardin'i gördüm ve çok etkisinde kaldım. Bunun yanı sıra oradaki at sahneleri ve at sahnelerin aslında anlatmak istediği şeyler, kayınpederimin filmde anlatılmak istenen ve bazı kişilerin atladığı sahnelerden bir tanesi, kayınpederimin bana tacizi, tecavüzü daha doğrusu, ve dolayısıyla o duygularla gelişen bir ilişki. Çok nasıl söylenir? Duyguların altında anlatılmak istenen çok farklı duygular var. Biraz seyircinin hafızasını yoran değil de kurcalayan bir filmdi. Gerçekten belki birkaç kere üst üste seyredilmesi gereken bir filmdir Salkıman'ın Taneleri. Nora beni çok etkilemişti, o Nora karakteri. Ben hatta bazı sahnelerde çektikten sonra gözyaşlarım oluk oluk akmıştır. Bu arada Tormis Gitli oğluyla çalışmak çok zor ama çok başarılı buluyorum. O da çok kolay beğenmeyen yönetmenlerden bir tanesi ama çok başarılı buluyorum gerçekten. Ve Salkıman'ın Taneleri'nden anlat anlat bitmez. O da çok çok geniş bir filmdir. Haydar Rıfat Bey'in tercümesi aslı kadar lezzetli. Onu çok severdi. Şimdi istirahat etmek istiyorum. Sabit Paşa ile mahrem görüşmem var. Biraz sonra ziyaretime gelecekler. Bayan Nur. Telaşlanmayın. Paşama söyleyin.